Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili adayları Tanju Özcan ve Yusuf Renkli ilimizde bulunan muhtarlarla yemekte bir araya geldi. Çok yorulmuş bir hükümet var artık. 13 sene olmuş. Yani 3 dönemini doldurmuş bir hükümetten bahsediyoruz. Muhtarlar Derneği, Merkez Mahalle Muhtarları Derneği ile Bolu Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği üyeleriyle buluşan adaylar seçim çalışmaları ve partinin iktidara gelmesi durumunda yapacaklarından bahsettiler. Sayın Milletvekili Fermi Küpçü bu dönem içinde sadece düğünlere, cenazelere gelmiş, vatandaşın içine girmemiş. Programda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi mevcut milletvekili ve birinci sıra milletvekili adayı Tanju Özcan şu ifadeleri kullandı. Daha çok hata yapar hale geldiler bu son dönemde. O yüzden diyoruz ki biz bu hükümetin bu dönem dinlendirilmesinde fayda var. Hatta gittiğim yerlerde anlatıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Üç dönemini diyor, dolduran diyor, bir dönem dinlensin gelsin. Biz Sayın Erdoğan'ı bugüne kadar hep eleştirdik ama doğru söylediği lafında arkasında biz de duruyoruz. Burada haklı. Üç dönemi dolduran dinlenip gelsin. Partisinin seçim bildirgesinden de bahseden Özcan şöyle konuştu. 1,5 liraya yani vergisiz mazotu şu anda 1,5 lira civarında bu mazotu biz gemi sahiplerine veya uçak sahiplerine vermeyeceğiz ucuz akaryakıtta. Biz 1,5 liradan mazotu traktöründe kullansın diye köylümüze vereceğiz. Bunu söyledik, bunun müjdesini verdik. Dedik ki yine köylümüze ve çiftçimize taban fiyat uygulamasına ciddi anlamda geçiyoruz. Bir yıl önceden taban fiyatları açıklayacağız. Buğday ekerseniz ne kazanırsınız? Efendim mısır ekerseniz, patates ekerseniz ne kazanırsınız? Bunun hesabını, kitabını bir yıl önceden yapabilirsiniz diye. Asgari ücretimize dedik ki asgari ücret 1500 lira olacak. Olmalıdır da. Programda bir konuşmada CHP Bolu 2. sıra milletvekili adayı Yusuf Renkli yaptı. Renkli kendini tanıtarak başladığı konuşmasına şöyle devam etti. Biz seçim çalışması için Yerevi'ye gittiğimiz zaman hiç kimse bize ya siz seçimden seçime geliyorsunuz diyemiyor. Çünkü 35-40 kere gelmiş. Geçen gün Dört Duvan'da program yaptık. Tam saymışlar 87. kez Dört Duvan'da olduğunu söylediler. Dolayısıyla bize Tanju Özcanlar gibi milletvekilleri lazım. Muhtarlardan destek isteyen Yusuf Renkli konuşmasını şu sözlerle tamamladı. Ankara'ya Tanju Bey'i yalnız göndermeyin. En azından yanında ben de olursam memleketimiz için daha faydalı olacağına inanıyorum. Ben de avukatım Tanju Bey gibi. Orada biz masaya yumruğumuzu vururuz. Bolu'nun, Gerede'nin, Dört Duvar'ın, Sever'in, Kıbrıs'ın sorunlarının üstesinden geliriz diye düşünüyorum.